Ne haber Keki? Hala çalışıyor musun? Ne yaparsın abi? Bu sene son sene. Çok çalışmam lazım. Çalış bakalım. Ben okuyamadım, sen oku bari. Sen de okulu bırakmasaydın çok iyi olurdu abi. Sen de daha iyi bilirsin ki bu hayatın sonu yok. Ben ister miydim okulu bırakmayı? Ben ister miydim serseri olmayı? Ama ne yaparsın ki insanı mecbur ediyorlar? Hayat kuvvetlilerinmiş. Ben de öyle yaptım. Kuvvetli olmaya çalıştım. Oldun da. Şimdi bütün bitirimler senden çekiniyor. Keşke olmasaydım. Şimdi herkesin gözü benim yerimde. Benim yerime geçmek isteyen herkes bana çelme takmaya uğraşıyor. Bu işin tek çaresi var. Memleketi terk etmek. Ama bir sebebi var ki bir türlü bırakıp gidemiyorum. Bir dakika Elif, müsaade edersen seninle biraz konuşmak istiyorum. Beraber görülmemiz doğru olmaz Necdet, dedikodu yaparlar. Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Bu sefer seni kolay bırakmak niyetinde değilim. Rica ederim Necdet, evden birinin bizi görmesi hakkımızda hayırlı olmaz. Daha çok ben rica ediyorum. Ne olur dinle beni Elif. Pekala, seni dinliyorum. Çoktan beri sana söylemek istediğim bir şey var. Şimdiye kadar kendimle çok mücadele ettim. Fakat artık söylemekten başka çare yok. Ben seni seviyorum Elif. Neler söylüyorsun Necdet? Biz aynı mahallenin çocuklarıyız. Beni başkalarına karşı koruyacağın yerde böyle mi davranmak gerek? Benim niyetimde kötülük yok ki. Ben seninle evlenmek istiyorum. Beni sana vermezler Necdet. Ailemin gözü yükseklerde. Ne olursa olsun, ben şansımı denemek istiyorum. Bak Necdet, sen daha okulunu bitirmedin. Aynı zamanda fakir sayılırsın. Ben böyle şeylere değer vermem ama ailem beni zengin birine vermek istiyor. Onlara laf anlatamazsın. Eğer abim isterse ona kimse hayır diyemez. Pekala, o zaman meseleyi abine anlat. O ne derse öyle olsun. Getirdim. Al. Teklifime karar verdin mi? Evet. Karar verdim. Gelebiliriz Keki. Birkaç gün sonra imtihanlar başlıyor abi. Okul bitiyor artık. Okul da biter, evlenirsin de, çoluk çocuğun da olur. Evlenmek için seçtiğin bir kız var mı? Ben de onu konuşacaktım abi. Konuş, çekinme. Ben bir kızı seviyorum abi. Tamam, isteyelim hemen. Kendisini açıkladın mı? Bana pek yüz vermez görünüyor. Sen de ona yüz verme. Senin gibi delikanlıya kız mı yok? Yapamam abi. Ondan başkasıyla evlen... aklımdan bile geçiremem. Demek böyle. Ateş bacıyı sardı ha. Bana yüz vermeyişi namus anlayışından olabilir. Allah'ın emriyle anasından babasından istersek durum değişebilir. Yalnız benim korkum... ya kızı bana vermezlerse? Ben istedikten sonra sana kızını vermeyecek adam anasından doğmadı daha. Sen kalbini ferah tut.
Sana şerefim üzerine söz veriyorum, o kızı alacağım. Sağ ol abi, bu işi yapacağını biliyordum zaten. Söyle bakalım, kimmiş bu kız? Ben tanıyor muyum? Tanırsın abi. Evlenmek istediğim kız, senin de çok yakından tanıdığın Elif'tir. Elif mi? Evet abi. Onu çok mu seviyorsun? Çok seviyorum abi. Eğer onunla evlenmezsem, intihar ederim. Sözümü tutacağım Keki. Sana Elif alacağım. Bu nasıl olur Rıfat? Aklım bir türlü almıyor. Bu ne demektir? Kardeşin sana aşık, hassas çocuktur. Senden evlenmese sonu kötü olur. Ben de sana aşığım. Kardeşinden önce kendini düşün. Anam ölürken kardeşimi bana emanet etti. Onun anası da babası da benim. Kendimden çok onu düşünmem gerek. Ne olursa olsun, ailem kabul etmiş ama ben etmem. Ben seni istiyorum, seni seviyorum ben. Bak Elif, dinle beni. Serseri, bıçkın, külhan beynin biriyim ben. Bir gün biri çıkıp ya beni vuracak, ya da benden intikam almak için seni vuracak. Sonumuz yok bizim. Olsun, ne olursa olsun seni istiyorum ben. Beni konuşturmaya mecbur ettin. Günah benden gitti. Ben seni sevmiyorum kızım. Senden dalga mı geçtim ben? Neler diyorsun Rıfat? Doğru söylüyorum. Senin gibi 500 tane kadın var benim elimde. Aramı fazla bir şey de geçmedi. Evlen lezzetli olsun biz. Demek bütün söylediklerin yalandı. Dünyamı yıktın benim. Bütün ümitlerimi perişan ettin. Evleneceğim kardeşinle. Sana inat, senden intikam olmak için evleneceğim. Defol, git buralardan. Bir daha görünme bana. Seni çok seviyorum Elif. Hayatımda kimseyi senin kadar sevmedim ben. Beni affet. Allah'a ısmarladık sevgilim.